İnsanoğlu var olduğundan beri sanatın içindeydi. Kimi zaman suya resim yaptık, kimi zamansa kayalardan bir şaheser yarattık. Her zaman sanatın gönül işi olduğunun farkındaydık. Ayna işleme sanatı dünyada ilk ve tek, büyük emek ve sabır istiyor. Eser ortaya çıktığındaysa eserin sahibine yaşattığı haklı gurur. Tekirdağ'da çiftçilikle başladı iş hayatına Hüseyin Arda. Daha sonra nalbur oldu. Fakat Hüseyin Arda'nın ruhundaki sanatçı onu hobi olarak ayna işleme sanatına götürdü. Usta sanatçı şimdi her boyutta aynaya istenilen her motifi çizebiliyor. Sanatı için duyan anlayamaz, gören inanamaz, seyreden doyamaz, öğrenen bırakamaz diyen Hüseyin Arda şimdi bir kadın bir hayatta. Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel günler diliyorum. Ben Oya Kalender, Karadeniz TV ekranlarından merhabalar. Hasat Vakti grubumuzla birlikte tekrar sizlere bugün keyifli müzikli dakikalar da dinleteceğiz. Ve çok güzel konulara değineceğiz bugün. Örneğin biliyor musunuz 40 kuşak ötesi sizi ne kadar bağlıyor, ne kadar etkiliyor? Bunların farkında mısınız? Haklar, hukuklar, kürtajlar, sevgi... Bunların hepsi nasıl bizden sonraki kuşaklara aktarılıyor, sirayet ediyor? Bunları öğreneceğiz bugün, bunları konuşacağız. Doğru nefes alıyor muyuz? Ne kadar doğru nefes alıyoruz? Yarım yarım aldığımız nefesler aslında bizim hayat kalitemizi çok etkiliyor ve yarım hayatlar yaşıyoruz aslında. Ve bunu zannediyorum 2 yaşından sonra unutuyoruz doğru nefes almayı. Ve şu anda ayna işleme ustamız var burada, Hüseyin Arda. O da çok keyifli bir meslek, çok keyifli, bizlerin gönlünü hoş eden bir meslek, bir sanat dalı. Kendisiyle tanışalım şimdi. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Bize tanıtır mısınız? Nasıl bir şey bu böyle, nasıl bir sanat? İsmim Hüseyin Arda, Edirne Keşan doğumluyum. Evet. Ayna işleme diye bir sanatın usta öğreticisiyim. Evet. 2007 yılından bu yana Bağcı Halk Eğitim'de bunun eğitimini vermekteyim. Halk Eğitim'de? Halk Eğitim, Bağcılar Halk Eğitim'de. Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'nde. Bağcılar Halk Eğitim, evet. Güzel. 1997'de deneme yanılma yöntemiyle böyle bir işe başladım. Hı hı. Sanat olarak işte bizi buralara kadar getirebildim. Güzel. Öğrencileriniz var galiba. Siz de hoş geldiniz. Yasemin Hanım hoş öğrencimiz. Öğrencimizden öte şu anda... Öğretmen adayı. Öyle mi? Artık öğretmen adayı. Evet. Bu nasıl peki yapılıyor? Ben şöyle bir yanınıza biraz daha yaklaşayım da merak ettim hani bu nedir, bu nedir? Bu çekiç çivi, elmas çivimiz. Hmm. Elmas çiviyle noktalama yaparak aynanın yüzeyini kırıyoruz şu şekil. Buna biraz fazla vursak ayna gider belki. Çok sert de vurabiliyoruz şöyle. Ama kırılmıyor. Altında boşluk olmadığı sürece hiçbir şey olmuyor. Hı, ona dikkat etmek evet. lazım. Düz bir zemin olması evet. gerekiyor. Peki ne yapıyorsunuz hocam? Önceden deseni çizip buraya deseni herhalde veriyorsunuz ki alta değil mi? Biz önceden bize istenilen ürün neyse işte resim olabilir, bir yazı olabilir, logo olabilir. Onu alıyoruz. Müşterinin istediği ayna boyutuna göre fotokopide büyütüyoruz. Kağıdı aynanın yüzeyine bantla yapıştırıp kağıdın üzerinden ana hatlarını noktalama tekniğini aynanın yüzeyine aktarıyoruz. Hı hı. Yani biz ona şablon diyoruz. Neyle çiziyorsunuz peki? Aynanın üzerine ne şey çizim yapıyor? Çizim yok. Yalnız kalem olarak elması kullanıyoruz. Vurma tekniğinden çiziyoruz. Burada görüldüğü gibi. Hı hı. Şunlar hı hı. mesela çizilmiş hali olanı vurma tekniğinde. Şimdi bunun aslına bakarak. Bunu bize mi yaptınız? Evet. O sizin. Arkadaşlar, nasıl? Parlıyor mu? Karadeniz TV. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Şunun aynısını buraya geçireceğiz. Yani şunlar hepsi dolacak tek tek. Birbirine karışmadan aynısı tamam. buraya geçecek. Evet, evet. Şu an onu yapıyoruz. Bu çay tepsimiz oluyor. Ha, çay tepsisi olacak evet. şimdi soracaktım. Bu iki kişilik kahve tepsisi olarak kahve. Tasarladık bunu. Hı-hı. Buraya kulplarını hazırladık. İşte delikleri deldik. Hı-hı. İşçilik bittikten sonra... Hı-hı. Peki, şimdi mesela siz bunu diyelim ki Halk Eğitim Merkezi'nde kursunu veriyorsunuz. Sonra öğrenciler yapıyorlar. Herkes kendisine bir şeyler yapar mutlaka evet. daha çok. Ama bunun belli bir şeyi var mı? Yani piyasada satılabiliyor mu? Veya nerelerde siz... Satabilirsiniz, pazarlayabilirsiniz. Ben bugüne kadar
piyasaya 800 civarında yalnız resim yaptım. Şöyle tablo yaptım. Yani dünyanın birçok yerine güzel. De gönderdik. Türkiye içine de halen de daha geçen akşam son resmimizi teslim ettik. Onun dışında bizim aslında ki buradaki en büyük özelliğimiz insan yüz yani resimlerini birebir yapmak. Ve yaptığın bir ürün de ikincisini yapamazsın. Fotokopisi çekilmez. Sahtesi üretilemez. Birebirdir. İkincisini bulmak için bütün servetini versen ikincisini dünyada bulamazsın. Evet. Öyle bir özelliği var. Artı yelpazemiz çok geniş. Aklına gelen her türlü ürün işleyebilirsin. Mesela bir ev hanımı kursa geldiği zaman bunda becerisini biraz geliştirdi mi evdeki duvar aynasını dekor yapabilir. Kendi ailedeki insanın veya başkalarının resimlerini yapabilir. İşte bir çay tepsisi yapabilir. Cam sehpalar var. Biz o cam sehpaları kaldırıyoruz. Ayna olarak yapıyoruz. Ayna sehpa işliyoruz. Gardıroptaki aynaları işleyebilir. Evet. Yani yok evdeki bütün ayna ürünlerini dekor olarak kullanabilir. Bir şey soracağım. Mesela böyle buzlu gibi görünüyor diyelim. Orada da Çanakkale ile ilgili değil mi? Çanakkale'nin şeyleri herhalde. Evet, Çanakkale askerlerimiz meşhur bir şey vardır. Mehmetçik diyelim. Hep böyle şey yani gri renk. Hani içi böyle siyah dolgu veya böyle işte ne bileyim ben böyle çok hafif renk falan vermek isteseniz verilir mi? Şimdi şöyle biz buna doğal üç boyutlu renk veriyoruz. Beyaz, siyah, gri. Evet. Artı bunun dışında kullandığın renk tonuna göre de renk değişir. Mesela mavi ışık kullan mavi oluyor. Yeşil kullan yeşil oluyor. Eğer biz bunu boyarsak o zaman kristal özelliği gider. Hiç oymadan normal kağıdı boyar gibi aynayı boyayıp kullanmak daha faydalı. Emek vermemize gerek yok. Ama biz burada boya hiçbir doğal ürün kullanmıyoruz. Yalnız kalem, çekiç ve emeğimizi kullanıyoruz. Hiçbir suni ürün kullanmıyorsunuz hiçbir daha şey, doğrusu. Hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Emek burada var. Buradaki ürünlerin siyah olmasının bir nedeni 1 santimetre kare alana 1200 nokta vuruyoruz. Eğer 1200 noktanın daha altında vursan daha açık olur. 1 santimetre kareye? Kare alanı 1200 defa vuruyoruz ki o siyah rengi elde edelim diye. Çok enteresan yalnız. Ya valla. Mesela şimdi şu siyahlıkların aynısı var. Mesela şunun gibi olacak oraya. Onları 1200 nokta santimetre kareye gelecek şekilde çalışıyoruz. Ya bu bayağı ciddi bir şey yalnız. Bu şekilde de tonlama yapıyoruz. Daha sert vurarak da kaba çalışma yapıyoruz. Yani şu siyahlı elde ediyoruz. Evet evet bayağı yani şey nasıl bir yağlı boyada yaptığınızda o gölgeleri vermek için bir yerlere daha fazla vuruş vurmanız gerekiyor ki oraya o gölgeyi verelim. Yağlı boyada daha açık kullanıyorsun açık tonlar. Koyu yerle biraz daha aynı rengin koyusunu kullanıyorsun. Burada da açık alanlar daha mesela diyelim santimetre kare 50 nokta vuruyorsun. Evet, evet. Ama koyu yerle koyultmak için daha çok vuracaksın. 150-200 nokta yani birbirine bir tatlı geçiş yapıyorsun. Çok yoğun olan yerlerde 1200 nokta. Yani 50 nokta ile 1200 nokta arası değişen sayılardaki tonlamalarla istediğimiz ürünü elde edebiliyoruz. Çok güzel. Tabii anladım o şeyi veriyorsunuz. Yalnız piyasada var mı dediğimde orayı aslında siz daha farklı cevapladınız. Hani kursiyerlerimiz kendince güzel bir şeyler üretebilirler kendilerine dediniz ama ben diyorum ki dışarıdan birisi bunu almak istese bunun yani piyasada yok herhalde değil mi bu? Şimdi şöyle diyeyim. Yani satılmıyor ya da yani, sizlerin sattığı bir yerde yok. Türkiye ve dünyada tek bir sanat. Bu bazı halk eğitim merkezinde eğitim verilmektedir. Başka bir yerde yok. Artı herhangi bir yerde şubemiz falan da yok. Bu tarz bir şey isteyenler sizi biraz bulacaklar. İsteyenler sizi ya da internet yoluyla veyahut okula geliyorlar. İşte kartlarımızdan iletişim kuruyoruz. Evet. Bir şekilde iletişim kurup. Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'ndesiniz. Evet. Peki başka bir şey soracağım hocam. Şey geldi aklıma yani bu son dönemlerde gençler aslında zanaatlara ya da sanat dallarına ancak çok içlerinden aşk varsa ve bir yetenekleri varsa evet ama onun dışında şey yapmıyorlar. Daha çok zanaatlarla ilgili bu belki sorum geçerli. Sebat etmiyorlar, sabırları yok bir şeyleri öğrenmek için. Gençler için tabii kastediyorum. Belki hani daha olgun öğrencileriniz daha sebatkar olabilir de. Genel olarak izleniminiz nasıl bu yeni nesile baktığımız zaman? Ben açık bir şekilde şöyle diyeyim. Ben bugüne kadar 400 civarında öğrenci eğittim. Evet. 400 civarındaki öğrencinin
yaş ortalaması en küçükleri 14 yaşında, en büyükleri bu yıl geldi bir öğrencimiz 73 yaşında. Ne güzel. Ki bu 73 yaşındaki insan Ayla Hanım, buradan ona çok çok selamlarımı iletirim. Resim yapma aşamasına kadar gitti. Yani resim bugün bizim en son aşamamız. Yani oraya kadar yanaştı. Burada bir azim olayı var. Gençlere gelince genelde yaş ortalaması 25 yaşlarında falan gençlerin. Hı hı. Ama benim sanatta ben şunu görüyorum. İnceleyerek geliyorlar, araştırarak geliyorlar, rastgele gelmiyorlar. Hı, yani ya birinden duyar ya birinin yaptığına özlenir. Ben de bunu yaparım, hı hı, deyip böyle bir kanaat ediyor, hı, ve geliyor. Hı hı. Yani gelip de bırakanlar çok az. O zaman o şey demek, yani daha size gelmeden de epeyce bir düşünüyor, inceliyor, tartıyor. Evet, yani, evet diyor, ben bunu hem çok sevdim hem de işte yapabilirim gibi görüyor belki. Şöyle söylemek istiyorum. Evet. Kursiyer arkadaşlarımızın arasında belirli rahatsızlıkları olan arkadaşlarımız var. Hı hı. Ve kursa gelen arkadaşlarımız genellikle şunu söylüyor. Bu sanat bana çok iyi geliyor. Migren hastasından tutalım farklı, hı, hastalıklara, hı hı, kadar. Normalde migren hastası bu sesi kaldıramaz. Evet, ve 2-3 arkadaşımız var. Çok iyi geldiğini söylüyor ve ilk başta bu ses çok rahatsız ediyor. Hı hı. Sonradan da duymuyorlar. Ama işte ve şey çok yapıyor, iyi geliyor. İyi oluyor, kafayı boşaltıyor, evet, odaklanıyor oraya, evet, demek ki. Çok iyi geliyor çoğu insana. Aslında evet, yani biz bunu böyle zaman zaman işliyoruz. Birçok hobi, evet, veya uğraş diyelim, insan da severek yapıyorsa, kafasında veriyorsa ciddi anlamda onu çok rahatlatıyor. Yani genellikle bu kursiyer arkadaşlarımız bunu sürekli söylüyorlar. Terapi gibi, hı-hı, geldiğini, hı-hı, söylüyorlar, hı-hı, ve bırakmıyorlar kursu. Hı-hı. Çok güzel. Yani, siz kaç senedir işin içindesiniz? Ben 4 seneden beri devam ediyorum bu sanata. Çok da gençsiniz. Evet. Gönül verdiniz. Evet, bu işi çok güzel yapmak istiyorum. Hatta öğretmenliğini de yapmak istiyorum bu sanatın. Tabii, tabii, niye olmasın, değil mi? Evet. Aslında farklı halk eğitim merkezlerine teklif götürülür ve bence severek de yer açarlar. Sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler oralarda da hocalık yaparlar. Hocam, o tanım da bu yeni bir sanat olduğu için tanınmamış bir sanat. Tanıtırız. Öğretmeni tek benim. Evet. Öğretmen yetiştirene kadar epey zamanım geçti. Tabii. 2 yıl önce bir arkadaşımızı kursiyer edin, öğretmen olarak yetişti. Ona görev verdik. 2 yıl oldu görev yapıyor. Hatta 3. yıl. O nerede yapıyor? Başka bir halk eğitim merkezinde. Yine bize bağlı. Halk eğitime bağlı. Başka bir bölümde yapıyor. Çok güzel. Yapıyor. Çok güzel. Yani aynı ilçede, bize bağlı. Şimdi öğretmenlerimizi çoğaltmamız lazım ki sanatı yayalım. Tabii. Bu arada da diğer halk eğitimlerden veya İSMEK'ten veya işte özel kolejlerden istek gelecek, öğretmen isteği gelecek ki biz öğretmenini yetiştirip oraya gönderelim. Evet, aslında özel kolejler falan da olabilir. Evet. Peki tarihi noktasında yani ne kadar eskiye gidiyor bu? İnternetten ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaptığımız araştırmalar, biz kendimiz yaptık. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittik, Mimar Sinan Üniversitesi'ne, hı hı, gittik. Bu bölümlerle ilgili olan profesörlerle görüştük. Yaptığımız araştırmalarda bunun geçmişe dayalı belge bulamadık. Siz peki nereden yani bunu? Ben de işte bir deneme yanılmadı. Aynen üzerinde bir şeyler çizerken oynarken. Çok enteresan. Gerçekten mi? Evet. Aslında sizi tebrik etmek lazım o zaman. Belki siz geçeceksiniz o zaman tarihe. Bilmiyorum artık. Zaman olabilir tabii ki. Yani siz araştırdınız ve bunun çok böyle bir şu ana eski... kadar bulamadım. Peki Osmanlı zamanında böyle ayna üzerine, şimdi ayna, cam üzerine var bildiğin cam kadarıyla. Cam üzerine birçok ürünler oluyor. Ayna üzerine mesela aynanın arka yüzeyi, piloteni kazınıyor, yazı yazılıyor, resim yapılıyor, kara kalem resimi gibi tonlamasız eskitmeyle yapılıyor. Evet. Ahşap diyorum, yağlı boyayla birçok değişik türlü yapılıyor ama böyle hiçbir şey, kimyasal madde kullanmadan, emeğini kullanarak resmin aynısını oraya yapmak yok. Çok güzel. Öyle bir şey bulamadım. Diğer anlamda makinelerde mesela, CNC makinelerde yazı yazabiliyor, hı-hı, figürler falan yapabiliyor ama resim, bu başka bir şey tabii, yani makinalık bir şey değil, el emeği, göz nuru. Hüseyin Arda, teşekkür ederiz. Yine evet, sohbetimize devam edeceğiz. Acaba bir parça dinlesek mi hasat vaktinden? Siz hasat vaktini hiç dinleyebildiniz mi? Siz bizim programımızı gerçi çok yeniyiz. Muhtemelen izleyememişsinizdir belki ama. Radyo sıksın diyorum. Televizyonda pek aramız yok çünkü işlersin dolayı. Evet. Peki Hüseyin Bey, çok öğrenciniz var mı? Yıllık 50 falan mı diyor? Yıllık 50 kişi gelip çünkü genelde de sebat edip sonuna kadar gidiyorlar. Hafta içi hafta sonu 2 grup açıyoruz. Bir grup hafta içi geliyor, bir grup hafta sonu geliyor. Toplam 50 falan mı diyor?
Çok güzel. Ki o da aslında fazla geliyor ama öğretmen olmayınca biraz zorlanıyor. Sadece siz ilgileniyorsunuz o kadar kişiyle ama artık şimdi Ayşe Hanım da size yardım ediyor. Şimdi arkadaşlarımız da yardımcı oluyor ama yine de yük bir kişiye biniyor. Sorumluluk. Çünkü bizim sanatta özel eğitim veriyoruz. Birebir eğitim veriyoruz. Hı. Yani öyle işte tahtaya çıkayım da şunları yazın bunu yapın anlamında böyle bir şey oranımız yok. Hı. Herkese tek tek mesela 10 dakika zaman ayırıyorsun. Şuradaki bölümü gösteriyorsun ona. İşte onu bırakıyorsun ötekine. Doğru aslında derken, bayağı şey. Evet. Yani birebir eğittim. Ben bir bölümünü yapıyorum ki aynısını da o da bu tarafa tabii yapıyor. Yarısını o yarısı ben der ki zaman alıyor. Öteki de beklemek zorunda kalıyor. Bazen işte arkadaşlara yönlendim. Usta evet arkadaşlara. Tabii. Tabii onlar yardımcı oluyor ama yine de bir bölümü bize tabii geliyor. Tabii de bayağı emekli ve dediğiniz gibi çok titizlikle başlarında durmak gerekiyor. Bu Atatürk portresi de çok güzel olmuş. Bugüne kadar yaptığınız en büyük şey nasıl bir boyutu? Buradaki Mehmetçikler de oldukça büyük. 1:1:10 olması lazım. 1:1:10. Aynen. Ama daha büyüğü de yapılabilir sonuçta. Tabii daha büyük de yapılır da biz anca o kadarını yaptık. Çünkü sergilere gidiyoruz. Bunun nakliyesi var, taşıması evet var, evet, ambalajı var. Zor bir olay. Ama sabit bir yerde olsa istedikleri boyda yaparım. Hiç fuarlara falan katıldınız mı? İstanbul içinde bugüne kadar 40 civarında sergimiz oldu. Sergiler oldu. Fuarlar olarak şöyle, bizim İstanbul Alt Eğitim Merkezi'nin ortak festival diyoruz, ENFES. Üçüncüsünü bu yıl yapacağız. Ne güzel. Bütün halk eğitim merkezleri ortak festival mi yapıyor İstanbul'da? Tabii, İstanbul'daki bütün halk eğitimlerin ortak ENFES adı altında ENFES festivalimiz var. ENFES. Aa, İstanbul güzel, Halk Eğitim güzel Festivali. Üç yaptık herhalde. Dördüncüsünü bu yıl yapacağız idik. Soma olayından sonra ha, Soma faciası 29 Ekim ertelendi büyük ihtimalle değişmesi. Ben size yine bildiririm. Evet, evet. Geliriz oraya arkadaşlarla şey yaparız. Çekim yer olarak da Beşiktaş İskele Meydanı seçtiler. Yeri de çok kolay, çok güzel, merkezi. Hiç şaşkınlık olmasın. 29 Ekim'de oradayız. 29 Ekim'de tamam. Şimdiden de davet edelim. Evet. Meraklıları varsa. Çünkü bütün halk eğitim merkezlerinin orada evet, İstanbul'daki 42 halk eğitimin bütün çok seskin güzel ürünleri satışta orada oluyor mu öyle yerlerde? Tabii. Satış da oluyor, sipariş oluyor. Hı hı. Çok güzel, vallahi tebrik ederim. Sesimiz geldi mi yönetmenim? Evet, şimdi hasat vaktinden bir... Ne dinleyeceğiz Serkan Hocam? Eyvallah. Biz bugün ilk seçtiğimiz eseri dünya coğrafyasının birçok yerinde malum geçenlerde de andığımız gibi anlam veremediğimiz katliamlar var. Onların dilinden olması evet niyetiyle Biz Dünyadan Gider Olduk Kalanlara Selam Olsun adlı ilahi seslendirmeye çalışacağız. Eyvallah. Çok güzel. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe İllallahu, derde derman ya Allah. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallahu, derde derman ya Ecel büker belimizi, ecel büker belimizi, söyletmeye dilimizi.
Hastayken halimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallahu, derde derman ya Allah. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallahu, derde derman ya Yunus söyler sözün, aşık Yunus söyler sözün, yaş doludur iki gözün. Bilmeyenler neyi bilmiş, bilmeyenler neyi bilmiş, bilenlere selam olsun. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallahu, derde derman ya Allah. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallahu, derde derman ya Hande Macunlaoğlu. Nefes koştuğu ve dönüştürücü nefes sistemleri, Türkiye'nin bir hayli yabancı olduğu bu yeni branş. Çalıştığı on binlerce kişinin yaşamlarını, sağlık, huzur, neşe, başarı, bolluk, bereket, ilişkiler, her anlamda iyi yönde değişmesini sağlıyor. Nefes ve yaşam koştuğu dokunduğu her insanın hayatını dönüştürüyor. İnsanların potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyor. Yaşam boyu başarılı, dengeli, huzurlu ve mutlu olabilmeleri için onlara destek oluyor. İstedikleri konuda, istedikleri şekilde ilerlemelerini sağlıyor. Peki yabancı olduğumuz bu yeni metodun ayrıntıları neler? Vaat edilen değişimler nefes kontrolüyle nasıl mümkün olur? Nefes eğitimiyle yaşamımız yeniden kurgulanabilir mi? Anne-bebek iletişimi nasıl daha etkili olabilir? Titreşimin ve nefesin hissetmedeki önemi ne? Aynaya bak, evden çıkarken bak, güzel görünüyor muyum? Arabada bak, arkandan gelen için. Bakımın için bak, yaşlanıyor muyum? Kendini görmek için bak, benden daha iyisi var mı? Bir de kendine bak, kendinle konuşmak için. Kendi hayatımızda, kendi yazdığımız senaryonun içinde yaşarken yarattığımız illüzyonlarla hayatı nasıl dert ederiz bir bilseniz. Diyor Seslenişin bir kısmında. Nefes koçu ve eğitmeni Hande Macunlaoğlu. Şimdi bir kadın bir hayatta. Evet, doğru nefes alıyor muyuz? Ne kadar doğru alıyoruz? Kendine bak, dön aynaya bak. Bugün de burada aynalar var zaten, bol bol bakarız. Hande Macunlaoğlu, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Asıl ben sorayım, siz nasılsınız? Süper, harikayız. Biz sürekli harikayız. Sağ olun, çok teşekkürler. Harika olun. Evet, siz harika olun. Ki etrafınıza yayın. Çünkü buna ihtiyaç var gerçekten. Son dönemlerde herkeste bir bezginlik, bir pesimistlik, bir de havaların sıcaklığı, bir de Ramazan üzerine. Tabii. Evet. Peki şimdi nedir bu gerçekten son 2-3 yıldır herhalde, değil mi?
Çok duyuyoruz bu nefes, doğru nefes alma ve... Türkiye'de yaklaşık 10-12 yıldır var olan bir şey. Ben 2,5 yıl evvel tanıştım. Aslında iç mimarım. Çok yoğun bir temponun içinde benim nefesle tanışmam oldu. Ve hayatımda çok ciddi değişikliklerle, korkunç bir enerjiyle, yani şöyle tarif edeyim bunu, pancar motoruyla yaşadığım dünyada jet motoruyla hareket ediyorum artık. Çok güzelmiş. Evet. Bunun içinde olunca ben de nefes eğitmeni olarak herkese bunu yaymak için koşturuyorum. Yaşamımıza daha fazla zindelik katan bir şey. Her birimiz 2,5 yaşında kaybettiğimiz nefesimizi arıyoruz. Ve her şeyle kendimizi kısıtladığımız bir durumda nasıl nefes alıyorsak da öyle yaşıyoruz. Kısıtlı yaşam, kısıtlı nefes, kısıtlı yaşam anlamına gelen bir yerdeyiz. Ve biz o kaybetmiş olduğunuz nefesi yeniden hatırlamanızla ilgili bir dizi çalışmalar yaparak devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bu şimdi nefes, ben böyle mesela benim bir arkadaşım daha var, o da nefes koçu. Şimdi o bana söylediği zaman, onu dinlerken ben başlıyorum nefes almaya böyle derin veriyorum filan. Tamam, o zaman güzel, her şey yolunda da bunu böyle her zamana nasıl alıştıracağız kendimizi? Ya da hep o değildir belki, yani ritüeller, periyotlar, bilemiyorum. Biraz bize o konuda da bilgi verir. Tabii bu sonuçta 7 günlük bir çalışma sonucunda oluşturduğunuz bir yer. Her birimiz küçücük yaşlarda bir sürü problemle nefesimizi limitlemeye başladık. Korkularla, kaygılarla, küçücük bir yaralanmayla, sakatlanmayla o bölgedeki bütün nefesimizi limitlemeye başladık. Bugün yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun %90'ı nefes kapasitesini %30'a kadar indirmiş vaziyette. Bu ne demek? %70 sevgisiziz demek, %70 sağlıksızız demek, %70 mutsuzuz demek. Aslında bunu yeniden %100'e çıkartabilmek mümkün hayatımızda. Tabii. Ve buna başardığınız zaman işte o habire aradığınız, sürekli neyin eksik olduğunu bilemediğiniz şeye ulaşıyorsunuz. Çünkü tam ve bütünsünüz. Bütün yapılan şeyler de bunun için değil mi zaten? Tabii, herhalde. Evet. Yani aslında insan var olduğu zaman ve ölene kadar aslında hep bir yerde kendinizi arıyorsunuz. Değil mi? Hani nerede tam mutlu, o mutluluk, o içsel mutluluk, kimileri çok farkında olmuyor ama farkına vardıklarında da çok geç olabiliyor veya. Aslında denen gibi bir ben var, benden içerisi. Aynen, İçimize öyle. Bakma. Yani her şeyi aslında çok karmaşık yerlerde arıyoruz. Evet. Baktığınız zaman da içinizde duran bir yerdesiniz. Aslında her şey var değil mi içinizde? Her şey tabii ki var. Buna ulaşmak çok da basit, artık çok basit. Yani aslında bir tarafından baktığınızda gayet fiziksel bir durumu tekrardan yerine getirdiğiniz zaman bu düzelmiş oluyor. Bugün nefes en önemli ihtiyacımız. Hepimiz evet soluk alarak yaşıyoruz. Ama nasıl yaşadığımız zaten tartışılır. Yemek yemeden, su içmeden belli bir süre yaşayabilirsiniz. Benim bildiğim aborjinler hiçbir şey bunları da yapmadan yaşıyorlar ama nefes almadan birkaç dakikadan fazla hayatta kalabilmemiz mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla bu hayatımız en önemli gerçeği. Evet, evet. Ve bunu en doğru, en sağlıklı şekilde yapabilmek zaten bize yol gösteriyor. Evet. Bizim yaptığımız çalışmalar herhangi bir teknik değil. Herhangi bir ömrünüzün boyunca antrenmanlar gerektirecek, bir koç eşliğine devam etmenizi gerektirecek çalışmalar değil. Tamamen kendinize ait olan şeyi fark ettiğiniz ve hayatınıza bunu çok kolay da adapte edebildiğiniz bir şey. Bunları öğretirken biz diyafram tekniğini kullanıyoruz. Diyafram kası bilindiği gibi hafızası olan bir kas ve çok da kolay eğitiliyor aslında. Ve o hafızaya bu geçtikten sonra zaten, yani şöyle söyleyeyim, sizin elinize biz kaşıkçı elmasını veriyoruz. Kaybeder misiniz? Kaybetmem canım, hiç kaybeder miyim? Böyle bir şey. Ve hayatınıza gayet rahatlıkla alıp devam edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki diyafram kasının hafızası var. Evet. Bunu da yeni duydum. Güzelmiş. Başka kaslarımızın da var galiba. Tabii ki bütün kaslarımızın hafızası var ama. Ama bununki çok şey herhalde. Evet. Yani şimdi akciğerin kasları olmadığı için akciğere nefesin gitmesini sağlayan önemli bir kastır bu. Ve yaşamdaki performansımız için de gereklidir. Nefesimizi kontrol etmemiz. Bugün
Tiyatrocular, şancılar çok iyi bilirler ki bu kası kullanarak, bedenlerindeki evet. bu nefes kontrolünü yaparak evet. Saatlerce sahnelerde koşturabilirler. Bunu hayatımıza neden yansıtmayalım? Benim de arayışım tam da bu şekilde başlamıştı. Tek beklentim daha fazla enerjik olabilmek, daha aktif olabilmekti hayatta. Evet. İşte tanıştığım bundan 2,5 sene evvel ben çok daha yaşlı biriydim hakikaten. Şimdi geçtikçe daha genç ve dinamik biri haline geliyorum. Yani ben amacıma ulaşırken bir sürü hastalığın da üstesinden gelmeyi başardım. Öyle mi? Mesela tabii, ne vardı? Ne gibi rahatsızlık? Alt batın hastalıkların hemen hepsi vardı. Spastik kolon, reflü, kronik gastrit ve safra kesemdeki taşla beraber nefesten önceki son 1,5 yılımı bulimi hastası olmakla olmamak arasında bir yerde geçirdim ben. Ciddi misiniz? Çok sağlıksızdım. Uyuyamıyordum, uyanamıyordum. 20 yıla yakın bir torba ilaçla geziyordum. İlaç almaktan hoşlanmadığım için zaman zaman bırakıp hastanede gözümü açabiliyordum. Aslında nefesten böyle bir şey bekleyerek başlamamıştım. Hatta söylediklerinde de komik gelmişti. Çok saçmaydı bana göre. Yani bir mimar olarak tabii ki matematiksel denklemleri olmayan şeyler benim için çok mantıklı doğru, değildi. Bir de şeye de inanası gelmiyor değil mi insanın? Yani Allah Allah nefes almak işte. Ne alakası işte. Yani var? Biz yapıyoruz gayet hani şey bizim tabii. için. Aslında ne kadar önemli bir şey tabii ama ki. Ve çok sıradan oluyor bizim için. Benim vücuduma giren oksijenle hücrelerim öyle bir yenilendi ki bizim adına mucize kursu dediğimiz bir seminerimiz var. Kurstan çıktıktan sonra hayatımda bir sürü şey değişti. En azından 2 hafta sonra ilaçlarımı almayı unuttuğumu fark ettim. Önce korktum. Sonra bir süre daha ilaçsız kontrollere devam edildikten evet. sonra yaklaşık 4 ayın sonunda benim hiçbir hastalığım artık kalmamıştı ve geçmişteki o rahatsızlıklarımla ilgili 2,5 sene geçti hı hı. ve hiçbir ilaç kullanmadım. Şimdi bu nefes şifalandırır diyemeyiz ya da nefes koşulları şifa dağıtıyor da diyemeyiz. Benim hastalıklarım iyileşti diye bir başkasının iyileşme durumu olmayabilir. Ama bir gerçek var ki oluyor. Çünkü anaerobik hastalıkların başında olan kanser içinde oksijen olmayan hücrenin hastalığı. Dolayısıyla doğal yoldan aldığınız oksijen vücudunuza ciddi bir hücre yenilenmesi yapıyor ve kendi içinde şifalanmasını sağlıyor. Hı hı. Tabii ki zihinsel anlamda da bir takım şeyleri çözebildiğiniz zaman gerçek anlamda hastalığa sahip olduğunuz düşünceyi, o genetik bilgiyi çözdüğünüz anda zaten her şeyiniz değişiyor. Bir bilgi paylaşmak istiyorum. Buyurun. Cereyanda kaldığı için hasta olan tek ırkın Türk ırkı olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Bilinçaltı olabilir mi? Bilinçaltı değil. Hani, anneannelerden kalma. Anneannelerden, babaannelerden, onların da anneanne, babaannelerinden evet. gelmiş olarak, bilgi olarak işte genetik hastalıklar gibi genetik düşünce şeyleriyle kendimizi hasta etmeye biz başarıyoruz. Yani bunun gibi daha neler ve niceleri var evet. takdir edersiniz ki bütün düşüncelerimiz bizi aslında hasta ediyor. Bugün Nevşah Fidan Kara Mehmet'in sisteminde nefes eğitmenliği yapıyorum. Yakın zamanda yayınlanan İyileşmek İstiyorsan diye bir kitabı oldu. Kitabında da yazdığı gibi hepimizin de deneyimi içindedir. Bir kalp hastasının ya kalp damar hastalığı sahiplerinin hiçbirinin göğüs bölgesine nefes gitmiyor. Kendilerini sevgiye karşı o kadar kapatmışlar ki oraya nefes alamadıkları için böyle. Hastalık genetik doğru, ailede de öyle bir sevgisizlik söz konusu. Bu sevmedikleri anlamında değil, kendilerini tuttukları bu anlamda. Sevgisizlikten orayı açalım mı biraz? Mesela dediniz ya şimdi belki kalp damar hastalıkları aha. dedik değil mi mesela? Şimdi büyüklerinde de o var diyelim genetik. Aha. Şimdi diyoruz. Peki yani sevgisizlik derken o da kendini sevmeme mi var sizce? Kendini sevmeme değil. Çok sevecen insanlar ve dünyayı çok seven insanlar gözlemlediğimde. Fakat sevgilerini çok fazla gösterebildiklerinde, hı hı. gösterdiklerinde suistimal edileceklerini düşünen kişiler. Yani hep genelde kadınların şeyidir ya işte eşim hiç bana sevdiğini söylemiyor. Aynı bu şekilde
aslında sevmediğinden değil, ifade edemediğinden olan problemler ve bu tip özellikle erkeklerde bu tip problemlerin olması. Bu bölgede sebebi... sorun olabilir mi erkeklerde? Evet, olmaz mı? Konuşamıyorlar ya. Yani. Hemen hemen hepimizde var. çok zor söylüyorlar filan. İfade genel zaten bizim ırkımıza ait, ülkemize ait. Türkiye. Tabii. Söylemek istediğimizi değil, istemediklerimizi söyleyen bir milletiz. Evet. Hatta kendimiz için bile olumlu söylediğimizi düşündüğümüz şeyler aslında olumsuz kelimelerden ibaret. Mesela hastalık olmasın istiyorum deriz. Yani. Ya da işte Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin gibi saçma üç evet. kelimeyi fazla söyleyince sanki iyi bir şey yapacakmışız gibi evet, devam evet. ederiz. Oysa ki işte güle güle kullan ya da Allah sağlık versin evet. demek yerine yani biz böyle kazasız gitmek nasip etsin gibi istemediğimiz gerçekten cümleleri ya, evet, kullana istemediğimiz bir hayat yaşıyoruz evet. ve evren bize onu o istemediğimizi veriyor. Evet. Çünkü olumsuz örnekleri zihin duymaz. Birisine koşma dersiniz koşar, yapma dersiniz yapar. Çünkü o sadece yapı ve koşu zihin algılıyor. Evet. Dolayısıyla biz de işte göya iyi bir niyette bulunurken bile evet. istemediğimiz cümleleri, istemediğimiz şeylerle başlayan cümleler kurmayı seçiyoruz. Evet. Bu tip şeyleri hayatımıza dönüştürdüğümüz zaman evet. Zaten her şey istediğimiz gibi, olması gerektiği gibi oluyor. Ve tam anlamıyla yani yaratıcı güce, teslimiyete ulaştığımız bir duruma bırakıyoruz kendimizi ve her şeyi yapabiliyoruz. Evet, evet. Demek ki hani bir üstten geçelim seyircilerimiz için. Olumsuz cümleler kullanmayacağız mümkün olduğunca. Hepsinin olumlu halini konuşacağız. Yani aman hasta olma, sen iyi yani iyi ol, sağlıklı ol diyeceğiz. Evet, ya da ben güzel. Sağlıklıyım diye olumlama yapacağız. Aha. Pozitif düşünmeye gerçekten gayret edelim. Yani bunu ben hep bütün programlarımızda da birkaç kez başka konuklarımla da bunu konuştuk. Olumlu düşünelim diye. Nefes de ama bu nefesle ilgili biraz daha tabii açacağız. Hani böyle çok üstten de konuştuğumuz zaman izleyici tam algılamıyor. O zaman da değil mi hani bir faydası olmaz evet. buradaki sohbetin. Yani birazcık orayı açarız. Bence tabii. açalım. Nefes fizik vücudumuza üç seviyede etki eden bir şey. Fiziksel seviyede, zihinsel seviyede ve ruhsal seviyede etkiliyor. Fiziksel seviyede bahsettiğim gibi 2,5 yaşında kaybettiğimiz olan nefesimizi arıyoruz. Bunu da nasıl kaybettik? Korku türleriyle. Yeniden nefes alışkanlığımızı %100 kapasiteye çıkardığımız zaman ciddi canlı dinamik biri oluyoruz. Ve bu hücre yenilenmesiyle beraber vücudumuzda ciddi bir detoks meydana geliyor. Mesela her nefes seansı sonrasında biz ağır yiyecekler yememelerini katılımcılara öneriyoruz. Çünkü vücut ciddi şeyleri atabiliyor. Ciddi bir yenilenme yapıyor hayatınızda. Zihinsel seviyeye gelince zihinsel seviyede... Hepimiz birkaç kişi yaşamıyor muyuz aslında etrafımızda bir sürü cüceyle? Bir tanesi geçmişte yaşıyor, bir tanesi gelecekte yaşıyor. Bir de ben var. O beni zaten bulabildiğimiz anlar, o mutlu olduğumuz anlar. Zihinsel seviyede nefesin gene kapasitesinin %100'ü artmasıyla sadece siz kalıyorsunuz. Yani geçmişle gelecek adında adlandırdığınız şeyler hakikaten olması gereken şeylerle beraber sizi teke bir kere indiriyor. Ve geçmişten özgürleşiyorsunuz bir kere. Ciddi bir şekilde hücre hafızasında bir yenileme sağlıyor, temizlik yapıyor. Her konuştuğunuz şeyi farklı bir algıyla fark ediyorsunuz. Hayatınızı fark ediyorsunuz her şeyden önce. Ruhsal olarak da zaten Allah'ın verdiği nefese yeniden sahip olmak. Evet. Çünkü biz kendi içimizdeki benim tabirimle küçük tanrıyla onu kaybettik. Ve yaratıcı güce sığındığımız tek yerin ben Allah'ın bize verdiği nefes olduğunu düşünüyorum. Ve bununla beraber zaten hayatımız özgürleşiyor. Biz nefesi olarak insanların hayatlarını değiştirmiyoruz. İnsanlara limitlemiş oldukları nefes alışkanlıklarını tekrar yeniden öğretiyorsunuz. Kazandırmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Bunun için de bir dizi programımız var. Yani dikey düzlemde nefesi
Nefes karında başlar, yukarıya doğru devam eder, ağızda sonlanır. Ve bunun bağlantılı olması için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Çünkü hepimiz nefesimizi tutarak yaşıyoruz. Evet. Yani düşündüğümüz her an nefesimizi tutup geçmişe gidiyoruz. Ve bunun bağlantılı, hiç beklemeden nefes alışverişleriyle yapılması mümkün. Nefes verişimizin rahat olması lazım. Şimdi dedim ya, öğrenilmiş o kadar çok bilgi var. Mesela hepimiz biliriz, beden eğitimi öğretmenleri öğretmiştir. İşte burundan al, ağızdan ver gibi. Bir sürü nefes şekilleridir bunlar aslında. Bize bu hayatta itmeyi, zor bırakışı vesaireyi öğretmiş aslında. Biz nefes seanslarında üfleyerek bir nefes verme şekli yapmıyoruz. Nefesin rahatça çıkmasını ve aldığımızdan daha az sürede gitmesini bekliyoruz. Yani aldığınızdan daha az sürede çıkmasını, yani derin alıp daha fazla alıp daha kısa verişlerle, hiç bozmadan, bağlantılı, hiç beklemeden nefes alıp verme üzerine eğitiyoruz. Yani şu şekilde ağızdan. Nefes seanslarımızda ağız yolunu kullanıyoruz. Aslında ağızdan nefes alıp vermiyoruz yani günlük hayatımızda. Ağız tıkalı olmayan, nefes alabilen en geniş boşluk olduğu için ağız yolunu kullanıyoruz. Burnumuz tıkalı olabilir. Zaten küçük ve dar bir boşluk olduğu için aynı uygulamayı burun nefesiyle yapsak herhalde birkaç sene sürer herhalde. Ve benim bildiğim en hızlı dönüşüm aracı nefes. Yani bugün daha hızlı bir zihinsel dönüşüm aracı bilseydim onu anlatıyor olurdum şu anda herhalde. Beni kendi meslek hayatımda da o kadar kendimden özgürleştirdi ki ve bugün çalıştığım yüzlerce insanın içinde hepsinin kendinden özgürleştiğini görüyorum. Bir sürü spiritüel çalışma olabilir. Bunların hepsine insanlar plasebo etkisiyle hepimiz girdik ve girmeye de devam ediyoruz aslında. Orada insanların bir yanlış kaygısı var. Hayal ettikleri insan olmaya geliyorlar. Ancak nefes sizi olmanız gereken insan yapar. Yani nefes size sizi hediye eder. Evet, güzel. Tabii. Hani siz kafanızda belki işte dediğiniz gibi olmak istediğiniz bir insan olmak için geleceksiniz ama aslında o zaten sizin özünüzü ortaya çıkartıyor. Evet. Bu 7 günlük bir eğitimle mi oluyor bunların hepsi? Evet, bu 7 günlük bir eğitimle oluyor. Sonra kendiniz devam ediyorsunuz yani bu sistemle. Aynen diyelim, öyle. Ben geldim, bir kursiyer oldum, öğrendim. Ondan 7 sonra, günün sonunda sizin nefes kapasitenizi %100'e çıkartıp sizi size bırakıp devam ediyoruz. Arzu ederseniz koşluk eğitimleriyle devam edebilirsiniz. Bugün Nevşah Hanım'ın, Nevşah Fidan Karamehmet'in bir hayali var. Yani her 3 kişiden biri nefes koçu olduğunda dünyanın akışı değişir diye. Onun hayali Türkiye'nin nefesini değiştirmek üzere Amerika'dan buraya bu sistemi getirmiş. Biz de onun neferleri olarak daha da fazla uzağa ulaşabilsin diye. Epeyce öğrenci yetiştirmiştir herhalde. Oldukça yani, değil mi? Birkaç sene önce tanıdık kendisini. Yani 11-12 binin üzerinde 12 bin. Bir şey var. Çok bugüne güzel. Kadar. Herkes öğrendiğini bir kişiye öğretse kardır yani. Tabii. Gerçekten. Yani tabii zaten ki. Sizin auranız hayatı değiştiriyor her şeyden önce. Daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Ben şey söyleyelim diyorum mesela. Orayı çünkü çok hızlı geçtik. Biz ne oluyor da mesela nefes almayı unutuyoruz? 2 yaşındayım diyelim. 2 yaşındaki bir çocuk. Aniden düştü. O korkuyla kendini tutuyor değil aynen mi? Aynen öyle. Korku türleri de yapıyoruz bunu. Hani küçücük çocuklar böyle koşarlar, böyle diye bir hareket yaparlar ya bir şey sevindiklerinde ya da korktuklarında. Bu nefes tutma eylemi aslında. Evet. Ve bu şirin görünen hareket ergen yaşa gelene kadar da bu nefes kapasitesini o tutmalarla eksiltip eksiltip işte bizi bozan yer orası. İşin İlginç tarafı o 2 yaşından ergen olana kadar çocuk ebeveynin nefesini taklit ederek yaşıyor. O nasıl oluyor peki? Yani nefesini nasıl öğreniyor izler? Öğreniyor çünkü öğrenmeyle yapıyor bunu. Nasıl ama yani o nefesin alışverişlerini nasıl takip edebilir ki? İçinde anlar. Onun yanında zaten. Anlıyor yani. Diyorsun. Bir şekilde. Bilinçaltı bir şey. Diyorum ya genetik yaşantı gibi. Genetik bilgi gibi o gördüğü şeyi de taklit ederek devam ediyor. Ve Blue çağında, Blue dediğimiz çağda çok depresif
geçen bölümler, ergenlik yani ergenlik çok bölümü, zaten apayrı bir şey o. Ebeveynin nefesi ne kadar bozuksa o kadar depresif bir bölüm yaşıyor. Çünkü kendi nefesini bulmaya çalışıyor. Bugün pek çok mesela çocuklarla biz çalışmıyoruz çok özel durumlar dışında. Çünkü çocuk da mesela kekeme bir çocuk geliyor. Biz çocukla hiç çalışmıyoruz. Anneyle babayla çalışıyoruz. Çocuğun kekemeliği düzeliyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok pek çok arkadaşımızın, pek çok tanıdığımızın özellikle çağın hastalığı olan astım problemli çocukları iyileştiler. Çünkü astım nefes tutma problemidir. Nefes almaktan ziyade tekrar yani veremediği için alamaz ve astım olur. Baktığınız zaman annenin ya da babanın performansıyla ilgili bir problem bu. Hatta daha da uç örneklerimiz var. Bizim nefes eğitmenlerimizden birisinin 17 yaşındaki oğlu Williams sendromlu ve kendisi nefes sistemlerinden çıktıktan sonra 17 yıl hiç sesini duymadığı oğlunun ses çıkardığıyla karşılaştı ve bugün Mehmet 22 yaşında oldukça iyi sesler çıkartıyor, hareket ediyor ve pek çok yapamadığı şeyi bu kadar kısa sürede yapabildi. Yani çok ilginç, izleyicilerimiz de yani bence şaşkındırlar. Hani ne bileyim bir çocuğun bir rahatsızlığı var ama siz anne babayı tedavi ediyorsunuz. Çocuk iyileşiyor. Yani çocukla pek ilgilenmiyoruz bile diyorsunuz. Anne babayla. Aynen öyle. Şimdi gözlemlerimiz de var. Çağın bir hastalığı daha var. Özellikle dikkat dağınıklığı diye bir problem var çocukların. Evet, çağın hastalığı çağın gerçekten. Hastalığı oldu. Bende de var bir tane evde. Süper. Evet, 15 yaşında. 12 yaş üzerindeki çocuklarla, gençlerle diyeyim, çalışıyorum. Hepsinde aynı nefes problemini görüyorum. Hepsinin anneleriyle de çalışıyorum. Anneleri çok korkunçlar tabii. Ve annelerin değişmesi çocukta, ya annelerle birlikte yapılan çalışmada çok ciddi yol alındığını gözlemliyorum. Yani çocuklarınızın bir dikkat dağınıklığı varsa ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa lütfen dönüp bir kendinize bakmanız gerekiyor. Evet, evet. Onu çok uzakta bir şeyi aramak gerekmiyor. Ve pek çok konuda da anlatıldığı gibi aslında çok çok daha uzaklarda da genetik ta köklerimize vararak getirdiğimiz bilgilere bile bakmak gerekiyor. Evet. Ama sadece ebeveynin nefes alışkanlığını değiştirmesi bile çocukta çok ciddi açılımlar yapıyor. Lütfen buna çok yani önemli. 70 milyonu 80 milyonu dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli bir konu. Peki sizin kurslarınıza gelemeyecek kişiler vardır. Ya da ben açık konuşuyorum. Ben hep severim böyle açık konuşmayı. Maddi olarak da bunlara gelemeyecek insanlar var çok. Yani memleketimizde birçok vatandaşımız hani zaten zor geçim sıkıntısı var. Hani bir de nefes, ki gerçekten bu bazen lüks olabiliyor. Hani bir de bir nefes kursuna gideyim. Çok ufak bir rakam bile olsa gelemeyebilir. Veya işte İstanbul'da değildir, buraya gelemeyebilir. Başka şehirde olmayabilir filan. Ne yapabilir? Yani biz, bu nefes çalışması noktasında. Nefese ekibi olarak hemen hemen bütün Türkiye'deki illere çalışma yapmak üzere gidiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz altında bugüne kadar bir sürü yere ulaştık. Elimizden geldiği kadar her yere, her anlamda ulaşmaya çalışıyoruz. Ve hiçbir zaman hiçbir özel durumu geri çevirmedik ve elimizden geldiği kadar koşmaya çalıştık. Yani bize ulaşabilirler. Diyorsunuz. Sadece ulaşmaları yeterli. Yani biz elimizden geldiği kadar yani, gidiyoruz. Ama onlar da bize ulaşabilirler. Peki şey yapsak programımızın sonuna doğru şu an hani çok spontan aklıma geldi. Böyle bir çok küçük bir şey tabii yani burada 7 günlük eğitimi zaten mümkün değil. İstesek de veremeyiz de bir de verememesi gerekiyor zaten bu eğitimi hani gelsin de. Yatılı olarak yapılması gereken bir eğitim bu. Yani ama belki şey olabilir, verebileceğiniz belki ufak tefek şeyler olabilir. Özel seanslarla zaten sürekli çalışmalar yapmaktayız. Ve bütün nefes ailesindeki nefes koçları ücretsiz olarak bir sürü yere nefes terapileri, özel seanslar yapabilmekteler. Özel seanslarla da elimizden geldiği kadar destekler veriyoruz. Tabii ki bizim mucize kursumuz hakikaten nefesin limitlerini ortadan kaldıran bir kurs ama elimizden geldiğince her yere, her durumda ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Mesela
Bugün akşam saat 7'de benim vereceğim bir nefes tanıtımı var. Oraya ulaşabilirler. Gerçi nefes tanıtımları öyle bir kişinin durup da yüzlerce kişiye yapabileceği bir durum değil. O hep beraber tabii olması lazım. Her 3-4 kişiye bir nefes koçu düşmek suretiyle ya da 5 kişiye bir nefes koçu düşmek suretiyle nefes seanslarımız yapılıyor. Dolayısıyla koçlarımızın sayısıyla sınırlı eğitimler veriyoruz. Her ne kadar çok fazla koçum olsa da mekansal vesaire gibi küçük sınırlamalarımız oluyor. İşte bugün 20 kişilik bir salonumuz var. Orada bir tanıtım yapıyor olacağız. Herkesi beklerim. Olur, herkesi bekleriz. Nişantaşı'na. Nişantaşı'na. Ankara'daki de buyursun. Ankara'da da nefes merkezimiz evet, var. Evet, böyle birkaç yerde. Ankara'da, İzmir'de, İzmit'te, Eskişehir'de, Mersin'de, Antalya'da, Antep'te, Kıbrıs'ta nefes koçlarımız var. Daha Avustralya'da ve Berlin'de de nefes koçlarımız var. Avustralya'da neredesin? Sydney'de. Avustralya'da bir nefes eğitmenimiz orada var. Orada da eğitimlere devam ediliyor. Yani oldukça uzak yerlere ulaşmaya çalışıyoruz ve sürekli de yani turneye çıkar gibi değişik illere çalışmalara gidiyoruz. Çok güzel. Yani bize davet gelen hiçbir yeri geri çevirmedik ve oralara ulaştık. Elimizden geldiği kadar Türkiye'nin nefesini, nefes alışkanlıkları için çalışıyoruz. Devam edeceğiz yine Hande Macunlaoğlu. Bir şöyle müzik dinleyelim Hazat vaktinden. Aşkı dildade, gel nuş edelim bade. Ey aşkı dildade, gel nuş edelim bade. Bir bade gerek amma ki içine mevade. Bir bade gerek amma ki içine mevade. Canan Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Sakisi ola Mevla, ak dahi onun esma. Sakisi ola Mevla, ak dahi onun esma. Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyada. Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyada. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Aşıktır, aşkında ol sadıktır. Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır. Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhade.
aşk ona hem layıktır. Mecnun ile Ferhade, can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İşit bu sezayiden, ne gördü fenayiden. İşit bu sezayiden, ne gördü fenayiden. Dost yüzünü gösterdi mirat-i mücellade. Dost yüzünü gösterdi mirat-i mücellade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ezelden bize sevgi baht olmuş, ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze, alaca düşmüş gördüğümüze. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Donandı bağlar bahar olunca, donandı bağlar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca, gönlüm kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görmek boylu boyunca, güzeli görmek boylu boyunca. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. İstemem versen cihan varını, istemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarini, gönül nakşetti güle yarini. Her yüzde görmek dost didarını, her yüzde görmek dost didarını. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Sizde bir türlü, bizde bir türlü.
Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Hüseyin hocamı da koltuklara aldık. Hocam Hüseyin Arda hocamızı aldık. Ayna süsleme, ayna işleme ustası. Işte. Şimdi bir demin bu nefes konularını da siz de dinlediniz. Sizin fikriniz nedir? Sizce de öyle mi? Biraz böyle yarım yarım mı nefes alıyoruz sizce? Evet, yarım yarım alıyoruz. Biz de okulda bu konularda eğitim alıyoruz. Öyle mi? Evet. Okulda bu konuda eğitim alıyorsunuz. Diksiyon eğitimlerinde bunları alıyoruz. Hı hı. Kişisel gelişim eğitimlerinde alıyoruz. Gerçekten dediği gibi eksik bir hayat yaşıyoruz. Ben mesela daha farklısını yapıyorum ki rahatım. Mesela geceleri ve sabahları yarımşar dakika arayla işte 20 defa nefes alıyorum. Birden 20'ye kasıyorum. 10'unu veriyorum, 10'unu biraz sonra veriyorum. Siz onu devam ediyorsunuz. Onu devamlı yapıyorum, çok rahatım. Aslında çok güzel bir şey yapıyor. Çünkü hepimiz uykuda nefes tutma eylemini gerçekleştiriyoruz. Ciddi sayılabilecek şekilde nefes tutma eylemi gerçekleşir uykuda ki uyku apneleri bunu çok iyi bilirler. Onlar yüzlerce defa dakikalarca tuttukları için. Ve bizim de nefes terapilerinden sonra özellikle önerdiğimiz bir şey her sabah güne başlarken 100 kez nefes alıp vermeleri. Biz adına 100 mutluluk nefesi diyoruz. 100 kez nefes alıp vermek, nefes beden içimizdeki neşe frekansını ortaya çıkartır. Ve uyku boyunca tuttuğumuz o nefesimizi sabahları güne başlarken aldığımız 100 nefes 100 kere aldığımız nefesle bir canlanırız şöyle. Canlı ve neşeyle yani başlarız hayata. Yani biz ister istemez mi nefesimizi tutuyor muyuz? Bütün insanoğlunda evet, bu var. Evet nefesimizi tutuyoruz. Uykuda yani. Tutuyoruz. Çünkü yani şuursuz yaşamamız bu doğada imkansız. Trafikte bir şey oluyor tutuyorsunuz, korkuyorsunuz tutuyorsunuz. Evet, yani insana evet, dair evet. Bir takım eylemlerle heyecan yapıyorsunuz, seviniyorsunuz. Hı-hı. Her zaman yapıyorsunuz. Hı-hı. Önemli olan bunu fark edip bağlantıyı Hı-hı. yeniden devam ettirebilmek. Evet, evet. Peki hocamın ayna olayına, siz ayna ile ilgili soracağım. Burada çok güzel yazılmış, hoşuma gitti ama hocamın ayna işleri, ayna sanatına ne diyorsunuz? Harika diyorum. Güzel, değil ben mi? Aslında iç mimarım. Evet birazcık bir şeydi. Dekorasyonun insan ruhuna etkilerini de ben soracağım birazdan. Da şu aynayı bir konuşsak mı acaba? Aynayla ilgili. Benim hoşuma gitti. Bu VTR'nizde de vardı. Evet. İzleyicilerimize bir okuyayım istiyorum. Lütfen. Aynaya bak, evden çıkarken bak, güzel görünüyor muyum? Arabada bak, arkadan gelen için. Bakımın için bak, yaşlanıyor muyum? Kendini görmek için bak, benden daha iyisi var mı? Bir de kendine bak, kendinle konuşmak için ayna karşısında diyorsunuz. Kendi hayatınızda kendi yazdığınız senaryonun içinde yaşarken yarattığınız illüzyonlarla hayatı nasıl da erteleriz bir bilseniz diyorsunuz. Ve ondan sonrasını sizden dinleyelim. Niye böyle aynaya bakmayı neden o kadar? Aslında çok bugün çok güzel böyle bir tevafuk şimdi, olmuş yani. Bir iç mimar olarak ayna ustamız burada. Ayna muhteşem bir aksesuardır. Bir sürü konuda hayat kurtarıcıdır vesairedir. Ama aslında aynanın gerçek fonksiyonu hayatımızda pek de unuttuğumuz bir yerde bizi gösterdiği bölümü. Ve ben de bir gün bu uzun bir şiirdir aslında onu yazmadan evvel asansördeki aynada gerçekten kendime bakarken buldum kendimi. Gerçekten kendime bakarken. Yani kendi içimi görür gibi sanki karşımda ben varım bir de ben varım ve konuşma ihtiyacı halinde buldum kendimi. ve aslında hayatımızda her şey bize yansıtıyor. Her durum bize aynalık yapıyor. O yüzden hem mesleki olarak, iş mimar olarak hem de bir nefes eğitmeni olarak ayna benim hayatımın çıkmaz bir parçası. O yüzden teşekkür ederim siz de burada olduğunuz için. Yani dekoratif olarak pek çok yerimizi süslüyor. Pek çok amaçla kullanılıyor. Bir sürü yerde var. Üstüne yapılan bir sürü sanat var. El emekleri var. Ama dediğim gibi gerçek fonksiyon olan o bize gösterdiği
an için yazılmış birkaç cümledir. Aynaya bakıp kendi kendimizle de konuşmamız gerekir mi? Tabii yani, insanları aslında bunu sahne sanatçılarının pek çoğu zaten ayna eğitimleri bile alırlar. Aslında hepimizin yapması gereken bir şey. Çünkü nasıl göründüğümüzü bilmiyoruz. Nasıl göründüğümüzün farkında bile değiliz. Nasıl davrandığımızı da bilmiyoruz. Ben bir iç mimar olarak çok öfkeli biriydim. Etrafımdaki herkesin her an hata yapabileceğini düşünürdüm. Bu olurken de süt tenekesinin üstüne düşmüş kurbağa gibi dolanıp duruyordum tabii. Öfke açığa çıkıyordu haliyle. Sağa sola saldıran, bağıran ve soprano gibi sesleri kocaman çıkan, görenler anlatıyorlar, yüzünden damarları fışkıran, muhtemelen rengim yeşil falan da o zaman herhalde. böyle bir insanken bizim işte mucize kursuna gittim, geldim. Asıl mucize orada oldu. Evet. Ya Tanrı'nın bana sürekli geri zekalıları eğitim diye yolladığını düşündüğüm bir hayattan. Yani hep bu adamlar beni mi bulur? Hep öyle bir modda mıydınız? Aynen, hep beni mi bulur? Çok büyük bir stres mi vardı? Çok sürekli büyük bir proje yaklaşık 750 kişilik bir proje yönetiyordum. Çok büyük bir projeydi. Sanki tek başımaydım. O projeyi ben yapıyorum sanki. Hiç kimse sizi anlamıyor değil mi? Herkes hata anlamıyor. Yapıyor. Herkes hata yapıyor. İşler zamanında bitmiyor. Yani eminim herkesin evine bir tamirci gelmiştir. Bir şey yaparken ötekini bozuyorlar. Yani bir dakika işin başından ayrılmaz mı insan? Yani 7 yıl kadar tatil yapmamıştım. İşte çok yoruluyordum. Herkesin yavaş olduğunu düşünüyordum. Böyle bir hayat. Evet, artık düşünün o hayat kalitesi nasıl olduğunu. Uyuyamıyorsunuz, uyanamıyorsunuz. Sürekli öfkelisiniz. Yaşamdan tat almıyorsunuz. İşte yediğiniz, içtiğiniz yemeklerin bile tadı bozulmuş. Evet. Her şey zaten sizi hasta etme yeterli düzeyde. Zaten bir sürü ilaçla o dönem. Bir sürü ilaç var hayatta. Zaten o ilaçlarsız olma ihtimalim yokmuş ben bugünkü yaşantıma bakınca. Ve mucize kursundan döndüm. Sanki nefesenin bütün elemanları bu ben eğitimdeyken 5 gün boyunca oturmuşlar. Benim bütün elemanları eğitmişler. Ya. Yurt dışına mı yollamışlar, üniversitemi okutmuşlar, ne yapmışlar bilmiyorum. 5 günde oldu bütün bunlar. Ve halbuki bir daha sizsiniz. Hiç kavga etmedik. İşte. Yani nasıl bir işte aynanın da burada önemi var. Nasıl bir kendimi göstererek insanlara ürkünç şeyler yansıma yaparak, her şey. Aynen yansıtarak her şeyi bozup bir hale getiriyormuşum. Ve şimdi hayat o kadar kolay ki inanın İstanbul'da yaşamaktan da çok mutluyum. Benim için trafik yok. Yani bir insan trafikte ne kadar eğlenebilir bu kadar eğlenebiliyorum. Yani demek biraz işte içsel barışıklık mı bilemiyorum yani iyi bakmak mı? Çünkü o kadar güzel yanları da var ki İstanbul'un. Onlara odaklanıyorsunuz, onları seviyorum diyorsunuz. Başka İstanbul yok diyorsunuz. Bu kadar maneviyatın, bu kadar tarihin olduğu bir arada bir olduğu bir yer yok başka diyorsunuz. Evet, başka tarafta da çok karışık, karman çorman ama güzel diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Aslında bence bu her şeyin içerisinde var olabilecek bir bakış açısı. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz durumdan diyelim ki hoşnut değiliz. Bu evimizin içi olabilir, iş yerim, iş ortamımız olabilir. Birçok yer, evliliğimiz bile olabilir. İyi bakmak lazım. Biraz daha yani acaba ya evet hep hatalarını görüyorum ama işte buranın ya da eşimin ya da her neyse. Ama acaba bir de şu taraftan baksam. Aslında iyi olduğu yanlar da var. Aslında şöyle, böyle ha ama çok çözümlenemeyecek bir şeyse tabii ki o zaman... Tabii ki o zaman da kökten bence bir şeyleri temizlemek lazım ki başka şeylere yer açmak lazım hayatta. Değil tabii. mi? Bir şeyleri tam çıkartmadan da başka bir şeye de yer açılmıyor. Evren bu da boşluğu doğanın... sevmez. Evet. Ama boşluk açacaksınız ki yerine evet. yeni bir şey gelsin. Evet. Biz hayatımızda aslında ne istediğimizi bilmiyoruz. Her şey böyle pozitif niyet bu çağın konuşma kelimeleri içinde aslında... Negatif olan şeyler katıdır, pozitif olan şeyler yoktur. Yani sıvıdır, buhardır. Yani bir su dolu kabı düşünecek olursanız içine buz kütlelerini atın kaybolacaktır. Dolayısıyla pozitif, negatif hep kendine doğru çeker. Biz ne istiyoruz? Kırmızı bir araba istiyoruz. Kırmızı arabayı ne için istediğimizi farkında bile değiliz. Kırmızı araba geliyor, ay keşke siyahını alsaydım. Buna herkes bakıyor.
Ya da işte Ahmet'le evlenmeliyim. Ahmet neden evlenmelisin? İşte seviyorum. Sevgi için, aşk için evlenmeliyim. Mutlu olacağım için evlenmeliyim. Ahmet mi verecek? Ahmet katı model. Ahmet pozitif olamaz. Halbuki kendi içinde... Mutluluğu Ahmet mi verecek sana bakalım, sen mi? Sanıyoruz hayatımızda. Ya da arabayı niçin istiyorsunuz? Özgür olmak için istiyorum. Özgürlüğü istediğiniz zaman araba zaten gelir. Ya da özgür olmanızı sağlayacak başka bir koşul zaten gelir. Biz arabaya odaklanıp arabayı alıp o arabanın içinde tutsak olduğumuz anlar bile var. O da olabiliyor ve bazen özgürlük metrolarda dolaşmak olabiliyor. Araba o kadar sizi bağlıyor ki o otopark tabii, sorunları tabii. Falan tabii, büyük yani şehirlerde mesela. Yani ne istediğimizi bilmemiz önemli. Gerçekten hangi duygu için istiyoruz bunu? Ev alırız mutsuzuzdur. Niye aldın? İşte bir yuvam olsun diye. Yuvan olunca ne olacak? Mutlu olacağım. Ya bir mutluluk isteseydin önce evren hepsini veriyor bize. Evren bize veriyor. Yani Allah'a şükürler olsun. Evet. Yani bugün hakikaten neye niyet edersem oluyor ama hiçbir zaman niyetlerimin içinde işte bir yastık koltuk gibi şeyler yok. Rahat etmek var mesela. Daha içsel, daha huzursal evet. Şeyler. Çünkü o olunca zaten diğerleri geliyor. Kaldı ki ev... Tapu yani anlamında. O da sizi illa çok mutlu edecek diye bir şey yok. Bazen 4-5 tane eviniz oluyor tapular. Bu sefer de onlardan kurtulmak istiyorsunuz. Cidden yani o da bir yük getirebiliyor size. Ve bu gerçekten oluyor. Yani ben çok içinde olduğum için biliyorum. Diyorsunuz ki aman kira olsa daha iyi aslında. Beğenmediğim yerden çıkarım. Her ev benim diyorsun. Aynı hani her taksi sizin olduğu gibi aslında. Her sarı taksi benim. Nerede istersem inebiliyorum. Nerede istersem binebiliyorum. Ama arabam olduğu zaman otopark arıyorum. Otopark parası sorun oluyor. İndiğim yerden yürümek zorunda da kalabiliyorum. Her yerin oysa otopark özgürlük için gibi. Araba istemiştiniz. Oysa özgürlük için araba istemiştik gibi. Yani çok farklı bakış açıları var gerçekten. Burada önemli olan iyi hissetmek için. Yani evet ya ben iyiyim, sağlıklıyım, çok şükür. Elhamdülillah, her neyse yani bu şükür niyetleriniz. Bunları söylemek, güzel bakmak. En çok bence insanları mutlu eden başkalarına yardım edebilmek. Ve en kalıcı olan o. Çünkü 3 gün sonra saksıdaki toprak olacağız yani resmen. Aynen. Dolayısıyla öyle. En çok mutlu edecek olan bence o, paylaşmak. İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde bir sosyal sorumluluk projesi yapmıştık. Bir dizi eğitimler verdik orada. Çalışmaların bir tanesinde bir katılımcı geldi. Kendisi KOAH hastasıymış. Kollarıma sarılıp yani siz nasıl bir şey verdiniz bana dedi. Biliyor musunuz? Ya. Benim aldığım o kadar büyük bir şeydi ki o biliyor mu bilmiyorum. Değil mi? O manevi huzur. Evet, o manevi huzur. Yani faydalı olma düşüncesi. Yani kocaman kocaman para evet. Balyaları da olsa evet, ben evet. O söylenmiş evet. 3 kelimeyi evet. Başka hiçbir şeye değişmem. Çok çok doğru. Gerçekten çok doğru. Hocam bu konuda siz ne söylemek istersiniz? Yani böyle insanlara faydalı olma noktasında mutlu, gerçekten mutluluk paha biçilemez. Mesela hocamdan şey belki yani hocam öğrencileri var bir sürü. Belki bunların karşılığında aslında çok cüzi bir şey alıyor. Yani ben afaki konuşuyorum bilmiyorum ama hani halk eğitimden diyelim ki. Ama aslında o öğrencilerinden geri dönüş sizi daha çok mutlu ediyordur gibi geliyor. Evet çok çok mutlu oluyorum. Şöyle ben 7 yıldır bunun eğitimini veriyorum. Evet. Daha bugüne kadar hiçbir zaman yeter dememişim. Ve her yaptığım üründen mutluluk duyuyorum. Ve en eğittiğim insanlardan da mutluluk duyuyorum. Evet. Çünkü bildiğim bir şeyi insanlara kazandırmak için uğraşıyorum. Evet. Ben bugün varım, yarın yokum. Tabii. Biraz toprak olup gideceğiz ama tabii. Neden insanlar benim bildiğimi bilmesin ki? Tabii. Bilgiyi siz paylaşıyorsunuz. Bilgi. En büyük şey. Artı geçmiş yıllardaki deneyimlerden sonra kendi kendime geliştirdiğim deneyimleri veya onlardan görüp de geliştirdiğim deneyimleri yine onlara aktarıyorum, kendime bırakmıyorum. Tabii. Yani hiçbir şeyi bırakmıyorum. Öğretmek en büyük şey. Bizim Serkan hocamız da, Kanun ustamız Serkan hocamız da bir sürü öğrencisi var. Öğretmen, müzik öğretmeni. Yıllardır şimdi öğrencileri üniversitelerde eğitim alıyorlar. Değil mi? Küçük öğrencileriniz de var. Kolejde öğretmenlik yapıyor. Onun dışında korosu var. Koroda bir sürü hani bizler gibi büyük öğrencileri var. Onlara da ayrı. Öğretmek ayrı bir keyif değil mi? Onlardan o verdiğinizi almak. Serkan hocam siz de bir şey söyler misiniz? Bu hani vermek ve almak.
Ben çenesi çok düşük bir adamdır. O yüzden mikrofonu uzaklaştırdım belki. Yok, yok. Konuşmaya dahil olmak zorunda. Estağfurullah. Yani her şey herkesin malı, bilgi Allah'ın malı dedi bir büyüğümüz bir zamanlar. Hı hı. Saadettin Çevik hocamız. Buradan da selam olsun kendisine. Hocam da çok doğru söylüyor. Yani bilgi paylaşmak kadar haz veren bir şey yok. Evet. Her bilgi kırıntısı bir tohum gibi. Yani her yerde yeşermişliğini görüyorsunuz onun. Ve dünyayı bezediğinizi düşünebiliyorsunuz. Hı hı. Yani gördüğünüz her, baktığınız her gözde sizden küçücük bir parça görebiliyorsunuz. İşte o küçücükken ektiğiniz o tohumları işte yarın öbür gün hani üniversiteyi bitirdiğinde hala tekrar buluştuğunuzda onlarla ilgili bir kırıntıyı ya gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu olgunlaşmanın içerisinde benim de bir payım var. Güzel. Bir damla da olsa. O inanılmaz çok, bir haz tabii yani. Çok büyük bir mutluluk gerçekten. Evet. Gerçekten. Bence de. Onun için yani sizin de o teşekkürü o anda almanız yani balyalar yığsanız önünüze aynen, o başka bir şey gerçekten. Öğretmenlerden biri bana bu işleri öğretmem için öğretide bulunurken dedim ki ben nasıl öğreteceğim? Hı-hı. Cevap verdi bana öğrenmek için. Doğru. Yani hayatta sürekli öğrenme devam ediyor. Evet. Evet. Her gün yeni bir şey öğreniliyor. Biz de bunun için öğretiyoruz. Yani aslında şey de var, sizler öğretirken aslında siz yine öğreniyorsunuz. Evet, evet. Çünkü her öğrencinin tepkisi başka oluyor. Değil mi muhtemelen? Soruları başka oluyor. Kabiliyeti başka oluyor. Alışı başka oluyor. Size dönüşü başka oluyor. Hayat... Genelde hayat zaten size hep öğretiyor ama öğretmenlik, hocalık başka bir boyutu da size yaşattırıyordur diye düşünüyorum. Var mı hocam bir şey? Ya doğru. Yani böyle durum böyle. Nefes eğitimleri de bu şekilde bizi geliştiriyor diyorsunuz. Evet, aynı o şekilde ve hepinizi her zaman bekliyorum. Ben geleceğim gibi, gerçekten. Ülke çapında da talep edilen hiçbir şehre gitmediğimiz olmadı. Hı hı. Elimizden geldiği kadar her yere, her durumda ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü sahip, yani kişisel olarak sahip olduğum bu bilgiyi paylaşmamayı kendimde başka türlü yapamam. Evet, evet. Yani paylaşma ihtiyacımız var. İçimde tutabildiğim bir durum değil. Hı hı. Ve oldukça büyük olan Nefesi ailesi içinde de bunu her daim paylaşmaya çalışıyoruz. 15 gün bir tatil yaptım. Bodrum bölgesinde iki tane tanıtım yapıp geldim. Nefes tanıtımı yapıp geldim. Tatilde bile. Yani çalışmak her daim çalışmanın keyif verdiği bir durum içinde olmak zaten başka bir keyif. Elimizden geldiği kadar herkese her şeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani biz bir şifacı değiliz. Bir şey şifalandırıyoruz diye bir şeyimiz yok. Evet. Fakat evet, insanın kendine ait olduğu bir şeyi deneyimlemesi, hı hı, ve bunu hayatına geçirebilmesi o kadar büyük değişkenlikler gerçekleşiyor. Kendi adına, ailesi adına, hı hı, ülkesi adına, hı hı, dünya adına ve daha zincirleme zaten için, tabii. Niyetlerimiz evet, her daim evet, yükseliyor. Hı hı hı. Bir şeyleri hatırlatıyorsunuz aslında bize. Evet. Çok güzel bir şey. Yoksa tabii kimseden şifa, aslında bütün şifalar da içimizde. Her şey içimizde. Hastalıklar da içimizde. Biz kendi kendimizi hasta ediyoruz. Şifalandırabiliyorsak da gene kendi kendimize şifalandırabiliyoruz. Ne mutlu şifalandıranlara diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hande Macunlioğlu. Ve Hüseyin Arda Hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu eserlerinize bir hep beraber bakalım mı? Bakalım. Ufak ufak da böyle bir kanun eşliğinde de hatta Serkan Hocam'dan ve arkadaşlarımdan şey alabilirim. İsterseniz siz de buyurun. Bakalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım. Hocam bu Mehmetçik değil mi? Klasik. Klasik. Çanakkale 1915. Şurada da İstiklal Marşı'nın 3 paragrafını yazdık. İstiklal Marşı'nın 3 paragrafını yazdınız. Çok güzel. Bu biliyorsunuz değil mi? Bu klasik standart şey. 1915 Çanakkale'deki Mehmetçik. Dursun hocam yerinde şöyle. Şey yapmayalım. Görüyor mu kamera? Bir de şunu ben demin oturunca çok güzel bir semazen var bu burada. Bu yıl. Hı-hı, saat yaptınız. Şuraya semazen olur. İşte ne istersen. Her şey kendi olabilir. Kendi resmini tabii, yapabilirsin tabii, saat olarak.
Şunlar ön yüzünde işleme, şunlar arka yüzünde işleme, siyah görünüyor. Ha, arkadan işliyorsunuz siyah görünsün diye. Yani şunun dekorunu bozmamak için arkadan, yakından baktığı zaman beyaz görünüyor, uzaktan baktığı zaman siyah görünüyor. Çok güzel, çok güzel. Atatürk'ü baktık zaten demin, Atatürk'ün portresi. Çok güzel hocam, ellerinize sağlık Hüseyin Arda hocam geldiğiniz için. Ayşe kardeşime de çok teşekkür ederim, Yasemin. Ellerinize sağlık. Ayşe kardeşim soyadı ne? Yasemin var. Yasemin var. Ayşe, Yasemin? Yasemin var. Yasemin var. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederim Hande Macunlıoğlu'na. Yarın burada tekrar 11.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiler bizden size. Doğru nefes alın, güzel nefes alın, derin nefes alın. Hoşça kalın.